İbrahim Karagül Olağanüstülükler çağı başladı. Bu tehdit Amerika'yı ve AB'yi vuracak. Bir olağanüstülükler çağına girdik. Sıra dışılıkların öne geçeceği, ülkelerin ve küresel ölçekte gelişmelerin belirleyicisi olacağı bir döneme girdik. 21. yüzyıla ikinci çeyreğine bu dönemde yaşadıklarımıza, dünyanın içinde bulunduğu bunalım ve çözülme işaretlerine ne isim verilirse verilsin, bu dönemin yakın geleceğin tek özelliği olacak. O da olağanüstülüktür. Bunun sonuçları, uzantıları, yansımaları sıra dışılık şeklinde gelişecektir. Ülkeler, liderler, kitleler, politikalar, güçler arası ilişkiler, küresel sisteme dair hemen bütün gelişmeler bu olağanüstülükler çerçevesinde gelişecektir şok edici müdahaleler. Bundan sonra kimse çok uluslu ortaklıklardan küresel üst yapılardan, çok katılımlı ittifak ilişkilerinden, bugüne kadarki ezberlerinden, siyasi teamüllerden, uluslararası sözleşmelerden, geleneksel güç ilişkilerinden beklenti içine girmesin. Merkez güçlerde, çevre ülkelerde radikal atılımlar güç haritasını yerle bir edecek çıkışlar, şaşırtıcı hareketler göreceğiz. Soğuk savaş dönemini ondan sonraki 25 yılı adeta zihinlerimizden silecek, güç ve kaynak eksenli şok edici müdahaleler göreceğiz. Dünya genelinde güçler arası örtülü mücadelenin hesaplaşmanın açık çatışmaya, hesaplaşmaya dönüştüğüne tanık olacağız. Her ülke savunma kalkanını indirecek. Devletlerin merkez iktidar alanının alabildiğine güçleneceğini, çevre unsurlarının hızla zayıflayacağını, ülkelerin korumacı ve savunmacı bir çizgiye çekileceğini göreceğiz. Bu tehdit algılamalarına bağlı olarak demokratik değerlerin zayıflayacağını, özgürlük alanlarının maalesef daralacağını göreceğiz. Başta merkez ülkeler olmak üzere küresel iktidar alanını şekillendiren güçler, Amerika, Avrupa'nın merkez ülkeleri, Asya'nın öne çıkan güçleri, güvenliği öne çıkarıp ülkelerin savunma kalkanlarına yatırım yapacak. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana öne çıkan siyasi söylemleri anlamsızlaştırıp, Eski hesaplarını öne çıkaracak. Birçok ülke içe kapanıp var olma arayışına odaklanacak. Sert rüzgarlar bu sefer merkez ülkeleri vuracak. Çok sert bir rüzgar yaklaşıyor. Konforumuz bozulsa da, zihinlerimiz karışsa da, endişelerimiz artsa da, huzurumuz kaçsa da bu eğilimi görmek, dikkate almak, hazırlıklı olmak zorundayız. Bu sefer yaklaşan tehditler sanıldığı gibi çevre ülkeleri değil, doğrudan merkez güçleri hedef alıyor. Küresel ekonomiyi, kaynakları, güç ilişkilerini yönetenleri hedef alıyor. İçe kapanmanın, merkezileşmenin en radikal şekli belki de bu ülkelerde görülecek. 10 yıldır Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin olağanüstü hal yasalarını, sıkı yönetim yasalarını değiştirmelerinin, kriz dönemlerinde yaşanacak muhtemel sosyal patlamalar için hazırlık yapmalarının, bankaların kontrol altına alınmasına ve askerin iç güvenlikte kullanılmasına dair düzenlemelerinin sebebi bugünlerde anlaşılıyor. Önceleri sadece ekonomik krize hazırlık çerçevesinde değerlendirdiğimiz bu düzenlemelerin daha kapsamlı, daha büyük krizlerle alakası olduğu şimdilerde daha bir belirgin hale geliyor. Amerika bunalımların kaynağı haline geldi. Düşünün, 21. yüzyılın başında Amerika tek süper güçtü ve bütün dünya tereddütsüz arkasına sıralanmıştı. Yeni dünya düzeni Amerika liderliğinde kurulacaktı. Oysa bugün Amerika'nın böyle bir kredisinden kimse söz bile etmiyor. Dünyaya verecek kredisi güvenilirliği kalmadı. Hiçbir ülke müttefikleri bile Amerika'nın kendisine gelecek güvencesi vermediğini, bencilce kendi geleceğine yatırım yaptığını, savuna geldiği her şeyi bir kenara etip dünyanın büyük bölümünde bunalımların kaynağı haline geldiğini gördü. Avrupa Birliği değerler pazarlayan bir imparatorluk olarak biçimlendirildi. Dünyaya pazarladığı tek şey demokrasi ve özgürlüklerdi. Ekonomik bir güçtü ama siyasi bir gücü hiç olmadı. Kendini savunacak ortak orduyu bile kuramadı, Amerika himayesine sığındı. Baltıklardan Suriye sınırına uzanan bu yeni Roma İmparatorluğu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra inşa ettiği her şeyi, bütün değerleri birkaç yılda silip attı. Artık AB ülkelerinden bu değerlere dair tek söz bile duyamazsınız. Ayarları bozuldu. Hiçbir ülkeye saygı duymadılar. Sınırlı bir ekonomik kriz hem Amerika'nın hem de AB'nin ayarlarını bozdu. Krizin üstesinden gelemediler, gelmediler. Çünkü ekonomik krizin çözümü ekonomik iktidarın paylaşımını zorunlu kılıyordu. Krizin sebebi de bu paylaşımın yapılmamış olmasıydı. İki güç de ekonomik iktidar alanının paylaşılmasının Atlantik İttifakı'nın tek merkezli küresel iktidarın parçalayacağını çok iyi biliyorlardı. Bu yüzden paylaşma yerine çatışma ve tehditleri tercih ettiler. Bu da dünya genelinde güvensizliklere, küresel güç ilişkilerinde derin kırılmalara yol açtı. Bugün uluslararası sistemi rehin alan sert iklimin tek sebebi budur. Bu ülkeler Latin Amerika'ya saygı duymadılar. Rusya'ya saygı duymadılar. Çin'e saygı duymadılar. Türkiye'ye, Hindistan gibi ülkelere saygı duymadılar. Onlarla hiçbir şeyi paylaşmadılar. 19. ve 20. yüzyılda olduğu gibi yine onlara tepeden baktılar. Onları kontrol altında tutmaya çalıştılar. Oysa dünya değişmiş, yeni güçler sahneye çıkmıştı. Şimdi dünya intikam alıyor. Amerika ve AB'ye rağmen bu güçler teknolojide, sermayede, savunmada, insan kaynağında inanılmaz bir yükseliş içindeydi. Atlantik İttifakı bu yükselişi kontrol altına alabileceğini yönetebileceğini, yönlendirebileceğini, tehdit olmaktan rakip olmaktan çıkarabileceğini sandı. Belki de son 100 yıldır yaşadıkları en büyük yanılgı buydu. Dünya yükselirken onlar duraklama dönemine girmişti. Dünyanın ortak aklını alt edemeyeceklerini, eski dünyanın intikam alacağını okuyamamışlardı. Duraklama bir süre sonra gerilemeye dönüşecek. Atlantik kendi içinde bölünmeler yaşayacaktı. Nitekim bugün AB kendi içinde parçalanmaktadır. Avrupa ortak kimliği çok ağır yara almıştır. Birlik sadece bir Alman imparatorluk projesine indirgenmiştir. Türkiye'nin yükselişi Avrupa'yı korkuttu. Birçokları Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıların sadece Türkiye'ye özgü olduğunu sanıyor. Yüz yıl sonra küllerinden dirilen, yeşeren, kendi ayakları üstüne durabilen küresel iktidar alanında var olmak için büyük bir mücadele başlatan, siyasi liderliğiyle, devlet aklıyla, kadrolarıyla, kitlesel desteğiyle şaşırtıcı bir ivme yakalayan Türkiye'yi yeniden cephe ülkesi yapıp bir köşeye sıkıştırma düşüncesi artık başarılı olamayacaktı. Amerika'da ABD Türkiye'yi böyle algıladı. Yeniden yükselişini hiçbir zaman hazmedemedi. Bir kez daha rehin almak için geziyi 17-25 Aralık'ı ve son olarak 15 Temmuz saldırısını planlayıp uyguladı. 15 Temmuz Türkiye'yi yok etme düşüncesiydi ve tarihimizdeki en ağır saldırılardan biriydi. Aynı Amerika ve AB müttefikleri olan Türkiye'nin yükselişinden öylesine ürkmüşlerdi ki terör örgütlerini kayıtsız şartsız destekledi ve Türkiye'ye saldırdı terör örgütlerini yardıma çağırdılar. Bu durum Amerika ve AB'nin AB içinde Almanya'nın ekseninin nasıl kaydığına, gözlerinin nasıl döndüğüne, merkez güç olma reflekslerini nasıl kaybettiğine, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine bu kadar açıklıkla sahip çıkarak terörden nasıl da medet umduklarına açık bir delildir. Bu durum aslında uluslararası sistemin çöktüğünün, bu sistemi ayakta tutanların çöktüğünün işaretiydi terörle mücadeleyi küresel siyasi söyleme dönüştüren güçlerin aslında küresel terörün mimarları olduğunun açığa düşmesiydi böyle bir durumda Türkiye için AB'nin hiçbir değeri kalmamıştı Türkiye Amerika derin ilişkileri de sorgulanmaya muhtaç hale gelmişti bu gerçekler sanıldığı gibi Türkiye'ye zarar vermedi, onu güçlendirdi. Yeni olağanüstülükler çağına hazırlıklı girmesini sağladı. Dünya bu sert iklime girerken Türkiye birçok cephede hazırlıklarını tamamlamış, birçok alanda mücadelesini vermişti. Belki de en tecrübeli ülke, en az şok yaşayacak ülke haline geldi. Almanya teröre açık destek verdi. Amerika'nın FETÖ artıklarını korumaya aldığı, AB'nin bütün terör örgütü taraftarlarına ev sahipliği yaptığı, bu yönde çağrılarda bulunduğu bir dönemde iki güçle ilişkiler de daha rasyonel bir zemine oturmak zorundadır. Almanya'da çıkarılan PKK gazetesi, teröre şehit verdiğimiz delik kaymakamı Muhammed Fatih Safi Türk için makamı başına çöktü diye başlık atabiliyor ve bu yayına Almanya izin veriyorsa bu açık bir düşmanlıktır. Bu ayrıca Almanya'nın açıktan terör ülkesi ilan edilmesi için terör saldırılarından suçlanması için bir gerekçedir. Böyle bir durumda biz Türkiye içindeki terör saldırılarında Alman istihbaratının parmağı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. PKK unsurlarını ülkesine çağıran Almanya'nın Türkiye'ye saldırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Olağanüstülükler çağı Amerika ve AB'yi sarsacak. Yeniden olağanüstülükler çağına dönelim. Amerika'dan Donald Trump'ın seçilmesi bunun göstergesidir. Şaşırtıcı, sıra dışı uygulamalara hazır olun. Avrupa'da aşırı sağın yükselmesine, seçim sonuçlarında öne çıkmasına, ırkçı dalgaların Avrupa'ya ele geçirmesine hazır olun. İslam kendi içinde savaşacak diyenler, Avrupa'nın kendi içinde çatışmasına hazır olsun. Yaşadığımız coğrafyada ülke haritalarını yeniden çizip şehir devletleri kurmaya çalışanlar da, Atlantin iki yakasının dünyanın en korkutucu kriz bölgeleri olmasına hazır olsun. Olağanüstülükler çağı bizim coğrafyada değil, Atlantik'in iki yakasında başladı. Rusya, Çin hatta Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri onarma umutlarını ifade eden açıklamalarına dikkat edelim. Bu onarmadan söz ediliyor. Sadece bu bile Barack Obama döneminde... Amerika'nın birçok ülkeyle ilişkilerinde nasıl bir deprem yaşadığının göstergesidir. Bir şeyler ters gitti. Amerika'nın kendi müttefikleri üzerinde bile kredisi aşındı. Türkiye açısından bakıldığında Washington'ın terör örgütlerini NATO müttefiklerine tercih etmesi derin bir çatlağa neden oldu. Özellikle PKK-PYD'yi Türkiye'ye karşı müttefik ilan eden açıklamalar tarihi nitelikteydi ve çok büyük bir sapmaydı. Ancak ben ilişkilerin düzelmesinden çok ayrışmanın daha da büyüyeceğini, bunu Trump'ın engelleyemeyeceğini düşünüyorum çok devletli kıyamet önümüzdeki dönemde orta doğuda düşük yoğunluklu çatışmalar devam ederken atlantik çevresinde çok cepheli çok devletli kıyametin kopmasına da hazır olun amerika avrupa ayrışması ab içinde ayrışma Avrupa-Rusya gerilimleri öne çıkabilir. Doğu Avrupa, Baltık bölgesi ile Pasifik bölgesi büyük bunalımlara sahne olabilir. Biz krizlere hazırız. Ne olabileceğini öngörüyoruz. Devlet toplum olarak kenetlenmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin yönü 15 Temmuz gecesi belirlenmiş, yolu çizilmiştir. Bu yönde hazırlık yapılmıştır. İçerideki istihbarat aparatları temizlenmektedir. Bu yoldan dönüş olmayacaktır. Moral bozucu olduğunun farkındayım ama 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana uluslararası sistemin bu kadar dağıldığına tehlikenin bu kadar büyüdüğüne hiç tanık olmadık. İbrahim Karagül Yeni Şafak